Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında deltoid ve dörtgenlerin sınıflandırılması konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. O zaman çözümlere başlayalım. ABCD bir deltoid ve şunlar birbirine eşit verilmiş. Otomatikmen deltoid olduğundan dolayı bunlar da nedir? Birbirine eşittir. Bizden de şu x açısı isteniyor arkadaşlar. Şurada bir ikiz kenarlık verilmiş. 35 ise burada kaçtı da 35'tir? 35, 35, 70. Buraya kaç kaldı? 110 kaldı. Arkadaşlar deltoidde bu tabanı aynı olan bak ikizler burada ya biz buna taban köşeleri deriz. Buradaki açılar ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Yani 110 sa buradaki açı da 110 olacaktır. E o zaman buradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? X artı 110 artı 45 eşittir 180 olmalı. X de buradan kaç oluyor? 155. 180'den 155 çıkartırsak 25 yapıyor arkadaşlar. Yani cevap Cihan oldu. Bir dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını köşe kabul eden yeni dörtgen aşağıdakilerden hangisidir? Evet bir dikdörtgen çiziyoruz arkadaşlar şöyle. Rastgele bir dikdörtgen çiziyoruz ve bu dikdörtgenin orta noktalarını böyle köşe kabul eden bir dörtgenden bahsediyormuşuz. Hemen şunu şöyle çizelim. Burası orta noktalarsa arkadaşlar dikdörtgensi AA dersem karşı tarafta iki A'dır. Orta nokta olduğundan AA oldu. Burası da BB ise o zaman burası da BB oldu e, kare küçüğünde a kare artı b kare burası da kare küçüğünde a kare artı b kare yani şu kenarla şu kenar ne oldu aynı aynı şekilde buradaki pisagordan burası da aynı aynı şekilde burası da aynı oldu mu oldu dolayısıyla ne oldu İşte bu bir şekil ne oldu bu bir bütün kenarları eşit olan dörtgen oldu yani biz buna ne diyoruz eşkenar dörtgen adını veriyoruz cevap denizli ABCD bir deltoid BAD açısı 60 derece BAD arkadaşlar burası 60 dereceyken bir de BC ile CD 2 iken otomatikman bunlar da eşit değil midir? Evet. Arkadaşlar ikizlerin tepe açılarından çizilen köşegen simetri ekseniydi bir deltoidde. E o zaman bu ikiz kenarlar bunlar. Tepe açılarından çizilen bu köşegen simetri eksen olduğundan dolayı direktman buradaki açılar kaçar derecedir? 30 30'dur. 30 90 ise burası 60 e burası da 60. E o zaman 30'ı karşısı 2 ise hatta 30'ı karşı 2 ise 90'ı karşısı da nedir arkadaşlar? direkt 4 yapar. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Cevap Edremit. Şekil 1'deki ABC'de deltoidin köşe D köşesi AC üzerine katlanınca şu şekilde. Zaten bu simetri ekseni değil mi? Deltoid ise bunlar üst üste çakışır değil mi arkadaşlar? Simetri eksen olduğundan dolayı. Üst üste çakıştı. Sonra bunu da aşağı doğru katlamışım. Şu şekli karşımıza gelmiş. Sonra yanda bilgiler var. AC uzunluğunu 18 demiş arkadaşlar. Tamam şu köşegen 18. Ondan sonra yani şurası 18 demiş arkadaşlar. Sonra ne demiş arkadaşım? ABH'i 7 demiş. ABH 24 pardon alan ABCD'yi 24 demiş. Şu alanı 24 demiş. Sonra ABH'ı da 7 demiş. ABH bakın burası 7 olmuş arkadaşlar. AC üstü şuradaki x uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler burası 18 tamam eyvallah bunu kullanacağız. Buraya baktığımız zaman bu alan 24 ise bu alan simetri ekseni boyunca katlandığı için burada kalan da 12'dir. Burada kalan da 12'dir değil mi? E adam buraya 7 verdiyse buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. E sen bunu böyle katladın. Katlayınca üst üste binen alanlar birbirine eşit olacak. Hatta ben bu katlamayı eski haline şöyle bir geri açayım isterseniz. Hocam burası 5 iken hop oh, üst üste katladığımızda şu kenarlar da birbirine eşit olacaktır. 5 ise 5 olacaktır. E bu üçgenin alanı 7 olduğundan buraya kaç kaldı? 2 kaldı. E şimdi ne oldu burada arkadaşlar? Alanlar çıktı. E alanlarla tabanlar doğru orantılı değil miydi? Yani 5'te kalan 5K ise 5'te kalan 5, 5 alanında 5K tabanı vardır. 2 alanında da 2K tabanı vardır. Dikkat edin 12K yaptı. Zaten bana 18 verilmiş. 12K eşittir 18 ise buradan 6'ya bölsek 2K 3 mü yaptı? Evet. Zaten x de neye eşit arkadaşlar? 2K'ya eşit. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Buradan balık ee, balıkesir yaptı. ABCD bir deltoid. Evet şunlar eşit bunlar eşit. E ne yapacağız? Bir köşegen çizilmişse deltoidin olmazsa olmazı köşegendir arkadaşlar. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de biz çizeriz. Niye? Köşegenler dik kesişir. Şunu da unutmayın. Şu ikizlerin tepe açılarından çizilen köşegen simetri eksenidir arkadaşlar. Simetri ekseni dediğimiz açı ortaydır. Ve tabii bu x kenarda çizilen açı ortay yükseklik aynı zamanda kenar olduğunu da hemen direkt yapıştırırsınız zaten. E buradan bizden x isteniyor arkadaşlar. Burada ne var? 9-12 dik üçgen var. Bakın 9-12'nin üçgeni 15 üçgeni. Aa hocam şuradaki üçgene bakalım şimdi. Ben buradaki üçgende şu çip çizgiyi haçı bulursam olay bitti. Bir dik üçgende bütün kenarlar mevcut ve hipotenüsü yani hipotenüsü ait yükseklik eksikse nereden yapıyorduk? Alandan gidiyorduk. Üçgenin alanı nedir? Hocam üçgenin alanı 15 çarpı h bölü 2 eşittir. 15 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda 9 çarpı 12 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti. 3'e bölsen 3'e bölsen 5. Burada 3 kaldı. H da buradan 36 bölü 5'e eşit oldu. Yani 2 ile genişletsem kaç yaptı? 72 bölü 10. Yani 7,2 yaptı. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? H, H. Bizden X isteniyor. X de 2H'e eşit. 2 çarpı 7.2'den 144. Yani kaç çıkıyor arkadaşlar? 14,4 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle Edremit oldu. Eşitlikler verilmiş ve şurada bir oran verilmiş. Burası K iken AF uzunluğu 3K verilmiş. Şurası 3K burası 3K yazalım. E, FD uzunluğunda K vermişler bize. Hocam burası da K. Şurası da K diye yazalım. E, burada bir deltoid vermişler bize. Deltoid de biz nasıl kullanacağız? Hocam ne yapmak lazım burada? İşimiz gücümüz köşegen diyoruz ama burada köşegen çizilmemiş. Valla burada 6, 8 ne üçgeni var? 10 var. E, hocam burası da 10 bölü 3 yapıyor sadece. Başka bir şey yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz soruya bakıyoruz. Soruda diklikler var. Yani dik üçgenler var. Bir 6, 8, 10 üçgeni var. Bir de x'e 10 bölü 3 var. Aa, dik üçgenleri o zaman dikkat edeceğim burada. Hocam büyük ihtimalle şuradaki dik üçgenle buradaki dik üçgen büyük ihtimalle benzer. Bak kafama benzerlik geldi. Yani sıkıştığım zaman hangi konuda olursak olalım ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçgenleri düşünüyoruz. Acaba benzer mi? Benzer mi? Veya burası alfa burası beta iken başka da bir şey diyemiyoruz. Aa, hocam burası ne yaptı? 180x alfa yaptı. Bak delta kullanmadım. Delta kullanırsam olay biter. Hani açılardan dolayı gidiş yapacağım ya. Şimdi delta açı açıyla ilgili ne biliyorum? Hocam ikiz kenarlar bunlar. Tabanı taşıyan köşegen bu. Bu ve bu açı ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Ha, 180x alfaysa o zaman burası da nedir? 180x alfadır. Dolayısıyla burası da alfa yaptı. Alfa 90 ise burası da beta yaptı. Gerçekten bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Bizden x deniyor. Beta'nın karşısı. Arkadaşlar 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 3k. Yani 1'e 3 oran var. k bölü 3k eşittir. Beta'nın karşısı x bölü beta'nın karşısı 6. x bölü 6. Kafadan da yapabilirdik direkt ama hani 1'e 3 oran var ya. O zaman x ise direkt 3x diyebiliriz. 3x 6 ise x de buradan 2 diyebilirdik arkadaşlar. Neyse benzerlik. Aynı, aynı açılı karşısındaki kenarları oranlayıp yine sonuca ulaştık. Cevabımız böylelikle Cihan oldu. ABC'de dikdörtgen. Ege Ankara ve EB'nin uzunluğu birbirine eşitmiş. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hmm. Neler verilmiş? 153 verilmiş ve burada da bir açı ortaylık verilmiş. Hocam burası 153 ise şuradaki açıyı ben bulabiliyor muyum? Bulabiliyorum. Burada kaç nedir? 27 derecedir. E sonra burası 90'dan dolayı burayı bulabilirim. Sonra X cinsinden burayı yazarım. Sonra X cinsinden burası çıkar arkadaşlar. Hatta şununla şu paralel olduğundan dolayı Z'den dolayı Z var mı burada? Z de yok burada. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Ee, şöyle Z var. Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit. Bak Z'den dolayı nokta açısı. Çizgiyi X'li yazdıktan sonra noktayı yazarım ama iş bayağı uzayacak arkadaşlar. Kısa yolu var mı diye bir bakalım arkadaşlar. Burada şu 27'den sonra burayı yazmayayım. Arkadaşlar normalde bakın. Şuna, şu birbirine paralel değil mi? Evet. E şurada bir M kuralı var mı? Bak bakayım. Bak. Şurada bir M kuralı var mı? Var. M'den dolayı arkadaşlar 27 ile neyi toplarsam x yapar. Hocam 27 ile neyi toplarsam x yapar. 27 eksi x'i toplarsam pardon x eksi 27'yi toplarsam değil mi? 27'lerin gitmesi lazım. O zaman burası x eksi 27 yaptı. Devam. Burası da x eksi 27 yaptı hocam. E şuradaki x'i ben kullanamadım. Bir tane kullandım aslında. Ha şu bir deltoid değil mi? Deltoid'de taban köşelerine ait olan bu açılar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. E buraya x buldum. E burası x'e şöyle bir z yok mu arkadaşlar burada? Dikdörtgen olduğundan dolayı bunlar birbirine paralel. E o zaman x'e burası da x oldu. O zaman 1, 2, 3 tane x var. 2 tane de 27 var. Eksi 2, 27 yani e, eksi 54 eşittir 180 yapacak. 3x eşittir 180 artı 54 yapacak. O zaman 3'e bölsem direkt toplamadan 3'e böleyim bakayım. 60 artı 18 yapacağından cevabımız da kaç yaptı? 78 yaptı arkadaşlar. Yani cevap denizli. ABCD bir deltoid. BC ile CD birbirine eşit verilmiş. Otomatikman bunlar da birbirine eşit mi arkadaşlar? Eşit. Şurada bir oran verilmiş. Burası K iken burası 5K verilmiş. Arkadaşlar hemen şurayı yazıyorum. Burası K iken burası ne verilmiş? 5K verilmiş. Ama arkadaşlar öncelikle bu bir deltoid. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Ee, ve hatta şu ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için tabanı da iki eş parçaya bölecek. Yani şu tamam 6K ise burası da 3K burası da 3K olacağından buraya 2K mı kaldı? Evet. E, sonra 90'ı kullanalım. Hocam ne var burada? Şurada bir 90 derece var. E, hocam burada bir dik üçgen D ne inilmiş? Dikten dik çizilmiş. Yani ne var arkadaşım burada? Öklit bağıntısı. Şu çarpı tamamı. 2 kök 5'in karesine eşit değil midir arkadaşlar? 2 kök 5'in karesi eşittir. 2K çarpı 5K. Hocam burası 20 eşittir. 10 k kare. K kare buradan 2 geldi. K da buradan kök 2 geldi. Tamam. K kök 2. Başka ne yapacağız hocam burada? Şunu kullanmadık galiba değil mi? DC ile BF birbirine eşit verilmiş. DC ile BF. DC'yi de 5K vermişler arkadaşlar. Bak BF uzunluğu burada verilmiş arkadaşlar. Evet. O zaman 5K ise dikkat edin. Burası 3K burası 5K. Burası ne olacak? 4K mı olacak? Ya da 3 4 5 üçgenden şuradaki yan üçgenden de. E biz zaten k'yı da kökü bulmuştuk. X de buradan 4 k ise cevabımız ne yapar? 4 kökü yapar. Cevap denizli oldu. ABC dik yamuk. DBC -E bir deltoid. Deltoid olduğundan dolayı şunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. Evet Deltoid'de bakın bir köşegen çizilmiş. Köşegen çizilmişse işimiz gücümüz köşegen. Hatta köşegen çizilmemişse bile işimiz gücümüz köşegen. Ama simetri ekseni olan köşegen önemliydi o, dur o tür durumlarda da. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Hop köşegeni çizeceğiz. Çizdik köşegeni. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Hatta bu çizdiğim köşegen açıortaydır Ve bu da açıortaydır, ortaydır. Simetri ekseni olan köşegendir. Yani şuradaki açılar da birbirine eşit oldu diyebiliriz arkadaşlar. Peki işimizi yarayacak mı bilmiyorum tabii ki. E burada ne yapacağız hocam? D, E, deltoidin alanı. Deltoidin alanını bulmam için benim bu köşegeni bulmam lazım. Evet bu köşegen belli zaten. O köşegen nedir arkadaşlar? BD köşegeni. BD köşegeni belli. Yazamıyorum şekil üstüne. Buraya yazayım. 8, 16, 8 kök 5. 1, 2 kök 5 üçgeni. Delta deltoidin alanı için şeyi bulmam lazım. E, burada dik yamuk var. Bir de burada ekstra bir 90 derece var. Kardeşim. Şekle böyle karışıkmış gibi bakmayın. 90'lar havada uçuşuyorsa ne yaparsanız onu yapacaksınız tabii ki. Ne yapacaksınız kardeşim? Alfa, beta. Dal alfa, beta ya. Hocam nerede 90 derece şuradaki dik üçgen bir 90 derece. O zaman şunun tamamını alfa diyeceksin. Alfa 90 sa burası beta. Burası da alfa oldu. Alfa 90 sa şuradaki üçgende burası beta oldu. Hocam tamamı 90 burası alfa oldu. Alfa 90 sa burası da beta oldu. Ben şu x'i bulacağım arkadaşlar. X'i bulursam öncelikle sonrası gelir. Peki x'i nasıl bulacağım? Ya belli kenarları belli olan üçgenlere bak arkadaşlar. Bak kafadan yapacaksınız hatta. Hocam alfa betalı büyük üçgen kenarları belli. Bak görüyorsunuz 8-16 var. E hocam x'e ait üçgenler de var. X e ait Burada üçgen var hocam ama kenarları belli değil. Hocam başka nerede var? Bak şurada var. Bitti gitti. Hatta kolay yoldan yapalım. Bak benzerliği yakaladık ya. Kolay yoldan yapalım. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Hocam burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 dur o zaman. Yani alfanın karşısı x bu. Beta'nın karşısı 8. Yani x direkt nedir arkadaşlar? Direkt 4 diyebiliriz. Hatta burada ben bunu çok seviyorum. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. ÖSYM'de çok kullanıyor. Lütfen siz de kullanın bunu. Burada diğer üçgenlerde de diğer alfabetalı üçgenlerde de 1'e 2. Çünkü bana bu köşegenler lazım. 1'e 2 oran vardır. Hatta burası a iken buraya direkt ne diyebiliriz arkadaşlar? 2A diyebiliriz. E tamam ben şu A'yı bulursam olay bitti. Bak 1, 2 kök 5 üçgeni. A kök 5 eşittir 4 ise A buradan 4 bölü kök 5 geldi. Tamam. Olay bitti o zaman. Deltoidin alanı. Alan neye eşittir arkadaşlar? Bir köşegen 2A. Yani 8 bölü kök 5 yaptı. Diğer köşegen nedir? Hocam burası da BD köşegeni 8 kök 5 olarak bulmuştuk zaten. 8 kök 5'i e de yazınca köşegenler çarpımının yarısına eşitti gençler. Kök 5'ler gitti. 64 bölü 2'den kaç yapıyor o zaman cevabımız? 32 yapıyor. Evet. Zor gibi gözüküyor. Gerçi saklamışlar bir şeyleri burada. Ee, bu deltoid olmasaydı şuradaki diklik olsaydı e, tabii ki buradaki uzunlukları falan daha rahat bir şekilde bulabilirdiniz. O da ayrı bir konu ama ama 90'lar giriyorsa için içine verilen bilgiyi ya da bulduğunuz bilgiyi kullanacağınızı hepiniz öğrendiniz artık. Değil mi gençler? Evet cevabımız Akşay oldu. ABCD bir deltoid ve AB ile AD birbirine eşit verilmiş. AB ile AD birbirine eşitse otomatikman şunlar da ne olmak zorunda? Deltoid dediği için arkadaşlar bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Sonra oranlama verilmiş. A iken 2A verilmiş. B, e, A iken A'ya 2A verilmiş. BF uzunluğu B iken burayı da 2B olarak vermişler. E, bizden deltoidin alanı isteniyor. Çok basit. Şu üçgenin alanını da vermişler bize. Gençler deltoid yüzümüz köşegendi. Ki deltoidin alanını sorduğuna göre zaten köşegenler çarpımının yarısı şeklinde yapacağımız belli. Ne yapacaksın? Diğer köşegeni sen çizeceksin o zaman. Çizdim buraya köşegeni. Hocam köşegeni çizince böyle bu köşegeni bulursak kolay bitti. Hocam zaten bakın burada 1'e 2 oran var. E tamam. Şurası köşegenler lazım olacak. Önce şu köşegene yoğunlaşıyorum. Hocam burası x ken, burası 2 xtir Çünkü 1'e 2 oran var. Şunlar birbirine paralel. Niye paralel? Çünkü 1'e 2, 1'e 2 oran var. Otomatikman bunlar birbirine paralel oldu. O zaman şu üçgende 1'e 2 oran varsa 1'e 2'dir burası. Hatta bu ikiz kenardan açılan yükseklik olduğu için burası 3 ke, Burası da 3x midir? Evet. E hocam bana şu köşegenler lazım. E o zaman ben şuraya bir y diyecek olursam 1 bölü 3 oran mı var? Evet y ise bunun tamamı kaç olacak? 3 y olacak. Adam sana alan df'yi vermiş. Yani 15 alanı kaça eşit arkadaşlar? Bur şunlar birbirine paralel ya 90 ise burası da 90 yapar. Tabanı y yüksekliği 5x. y çarpı 5x bölü 2. 15'e eşitmiş. O zaman şunu da şu sadeleşti. 3, 3 kere 2, 6. y çarpı x kaç bulduk? 6 bulduk. Bizden ne isteniyor? Deltoid'in alanı isteniyor. Deltoid'in alanı da nedir? Bir köşegen 6x diğer köşegen 3y. 6x çarpı 3y bölü 2 isteniyor. Şu şu gitti 3. Yani 9xy isteniyor. Sen zaten xy'yi ne buldun kardeşim? 6 buldun. E 6 bulduysan 9 kere 6 kaç yapar cevap? 54 yapar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. ABCD bir deltoid ve AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Otomatikman diğer kenarlarda şunlar birbirine eşitse diğer kenarlarda birbirine eşit birer arkadaşlar eşittir. Sonra BD'yi 8 vermiş. AC'yi 12 vermiş. Gençler bize bunlar verilmişse bunu kullanacağız. Verilen birileri kullanacağım. Köşegenler dik kesiyor. Tamam eyvallah. Burası 90 derece. Ve eşitlikler var. Hocam eşitlikler varsa hangi konuda olursanız olun. Ne gelecek? Orta taban. Değil mi? Aklımıza ne gelecek? Orta taban. Hocam şu eşitliğin olduğu yerden. iki ihtimalim var. Ya aşağı doğru çiz ya sağa doğru çiz. Hiç fark etmez. Sağa doğru üçgen olduğu için burada bir orta taban çizdim. Hocam zaten bak bize bu uzunluğu kaç vermişler? Bakın şuradaki uzunluğu kaç vermişlerdi bize? BD köşegenini 8 vermişlerdi. O zaman burası 8 ise burası kaç yapar gençler? 4 yapar ve şurayı da 2 eş parçaya böldü mü? Böldü. Şunlar da 2 eş parçaya bölündü. E hocam ne yapacağız? Şuradakinde de eşitliği kullanmak için de bir ortaban. Ya sola ya yukarı. yukarı olduğu belli. Sebep yukarı çizelim ki üçgen daha güzel olursun değil mi? E hocam şuradaki köşegende verilmiş bize. Kaç verilmiş? 12 verilmiş. Hocam burası 12 ki burası kaç yapar o zaman? 6 yapar. E burası 90 ya yöndeşlikten dolayı burası 90. Çünkü maviler paralel. Z'den dolayı burası da 90 yaptı. Ve burada karşımıza ne çıktı gençler? Bir üçgen çıktı zaten benden. EF uzunluğu isteniyor. X diyecek olursam X'in karesi. 4'ün karesi artı 6'nın karesidir. 52 yapar. Yani X de buradan kök 52. 4 çarpı 13 olduğundan dolayı. E bu da 2 kök 13 çıkar. Arkadaşlar buradan cevap. Yani cevap çay oldu.